Evet, herkese selamlar. Bugün bayağı da geç oldu videoyu çekişimiz. Hem de bayağı da kanala video atmıyorduk. Yavrularımız büyüdü. Kafese şimdi ayırıyoruz. Bir de ben bunu bayram öncesinde paylaşacağım. Şimdiden herkese hayırlı bayramlar. Biraz böyle acil çektiğim ve hızlıca paylaştığım bir video olacak bu. Biraz sıkıştırıyorum. Bunun sebebi yavruların büyümüş olması ve benim bayram öncesi sonrası aşırı derecede nefes alamayacak kadar yoğun olacak olmam. Bu süreçte ben gerçekten çok 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 yoğun olacağım. Teslimatları da bayram sonrasına bıraktığımız için açıkçası birazcık beni sıkıştırıyor. Hem sultanlarda hem muhabbetlerde birazcık sıkışacağız gibi duruyor şu an için. Neler var neler yok, hangi kafesler gitti, hangi kuşları gönderdik, hepsini sizlere şimdi bu videomda anlatacağım. Önceliğim bunları göstermek. Bu bebekleri yarın sabah halama götürüyorum. Çünkü ben yarın sabah yola çıkıyorum arkadaşlar. Bunları götürmek zorundayım. Halam bakacak artık. Bu saatten sonra bakar. Hani bir şey olmaz. Anne babanın da dinlenmesi ve şu kapının arkasını artık iyice boş bırakmam lazımdı. Yani zaten bugünü bekliyordum. Yarın sabah bunlar halama yolcu, bakalım nasipse. Şimdi kuş teslimatlarıyla alakalı size bir ufak bilgi vereyim. Papağanları, yavruları, bakın yetişkin papağan şu an için yok. Güncel videodur. Bana bu videoyu gördüğünüz tarihten itibaren güncel olduğunu bilerek yazabilirsiniz. Bana şöyle söyleyeyim, ben yavru almak istiyorum diyen varsa sultan yavrusu için İstanbul Pendik Kurtköy sabah 10 ile akşam 9 arasında halam dükkanda yavruları halam besliyor. Gidin görün, yakınsanız. Eğer yakındaysanız benden video da isteyebilirsiniz. Atarım fotoğraf, video, neyse. Bakarsınız içinize hangisi sinerse. Hepsi elle besleme, full evcil. Kendi damızlıklarımın yavruları, hepsi bilezikli. Gerçekten A kalite yavrular diyebilirim. Çok da güzel büyüyorlar. Hiçbir sıkıntıları yok. Şu an için dediğim gibi teslim edebileceğim bayağı bir sultan bebek kaldı. Geriye bayağı da gitti. Yani son kuluçka hiç bu kadar bir patlama beklemiyordum. Çok da verimli kuşlarmış. Son kuluçkada anladım bunu. Sultanlar için bunu söyleyebilirim. Ama muhabbetler için öyle hemen görerek alma gibi bir durum maalesef yok. Onları da şimdi ben bu videomda göstereceğim. Şu muhabbetlerde bunlar verilen kuşlar. Bir de bunun öncesine gidenler var. Onlar beni bayağı bir rahatlattı ama şimdi bu gönderdiklerim, yani göndereceklerimiz de gördüğünüz üzere burada rengarenk. Gayet güzel oldular. Şu an kıvama geldiler diyebilirim. Bunlar ise şu an eğitime açık verilecek olanlar. Hemen sizlere kuşlarını tanıtayım. Bunlar son kalanlar. Diyorum ya, çok az yavru kaldı, kaçırmayın diye. Hemen anlatayım size. Arkadaşlar bakın, şurada bir bebeğimiz var. Uysal. Ben bunu kafese bir koyacağım. Bir görürsün. Bak, elimle oynamaya bayılıyor. Şey yok. Yani Bulut'un yavruları böyle biraz değişik bebekler. İnmiyor da elden. Almak isteyen varsa bunu vereceğim mesela. Bir tane bu. Bir tane şöyle bir yavrum var. O erkek. Şu olan gönderdiğim az önceki erkek. Diğer geri kalanlar, yani bu kafeste şu beyaz üstündeki geri kalan hepsi satıldı. Bu erkek şu an şöyle duruyor. Bu da çok uysal bebeklerden. Isırma, saldırma, yabanlık yok. Yine burada... Bir dakika. Olabildiğince ürkütmüyorum çünkü bu kafese çok fazla alıştılar. Bu da yine bizim violet dişilerden. Dişiler böyle arkadaşlar, bilginiz olsun. Isırmaz, saldırmaz ama kaçarlar. Yine bu da bizim violet bebeklerden. Bu biraz daha uysal diğerine göre, bir tık daha anlayışlı en azından. Bu leylak, az önce gönderdiğim gri'nin eşi olabilecek kapasitede, bir tık daha iyidir diğerlerine göre. Bu da üst vasıf erkek. Gel lan buraya. Saldırgan değil bu arada. Kaçmaya çalışıyor sadece. Kurtulmaya çalışıyor. Yavruların hiçbirinde saldırganlık yok. Onu söyleyeyim size. Detaylı şekilde gösterdim zaten. Şimdi son 3-4 tane de salmadan, kafeslerden topladım. Kendime ayırdım. Damızlıklarını da ekledim. Videoda gösterdiklerim, kafesten çekerken gösterdiğim bütün kuşlar
verilebilir kuşlar. Geri kalanlar zaten sahipli olanlar, damızlık olarak ayrılmış olanlar. Rengarenkli, renk cümbüşü kuşlar. Rainbow'un zaten özelliği bu. Bana 551-083-4150 numaralı WhatsApp hattımızdan ulaşıp kuşlar hakkında detaylıca bilgi alabilirsiniz. Muhabbetler de uysaldır, sultanlar da uysaldır. Sultanlara ekstra bir garanti veririm çünkü hepsi elle besleme. Hiçbir sıkıntı yaşamayacağınız eğitmelik kuşlar bunlar. İster damızlık ister eğitmelik. Renk yelpazeleri de gayet güzel. Ama maalesef kuşlarda yaşadığım bir problemi size aktarıp yuvalıklarıma geçeceğim. Çünkü satılık kuşlar bunlardan ibaret değil. Şimdi arkadaşlar, bayram öncesidir. Anlıyorum, anlayışla karşılıyorum. Şüpheleriniz olabilir, tedirginlikleriniz olabilir. Yaz dönemi, insanlar tatile gidiyor. Bunları da anlayışla karşılıyorum. Ama sorun şurada. Kuş alacağım ayağına yatıp da sonrasında ya işte bayram sonrasına bırakayım, ya ben bir düşüneyim, ya ben bir geri döneyim, işte siz isteyene verin, kesin alacağım dedikten sonra bunları yapacak varsa bana yazmasın. Bir şey demiyorum, anlayışla karşılıyorum ama ben sizden de anlayış bekliyorum. Çünkü zaman değerli, yavruların yeme düştükten sonra çok fazla bir zamanı olmuyor, eğitim zamanları geçiyor ve alacak kişilerin önüne geçip hakkına giriyorsunuz. Ama kesin alma durumunuz varsa, benden kesin olarak almak istiyorsanız, bakın fiyat fazla gelebilir, istediğiniz kuşu bulamamış olabilirsiniz ya da farklı bir problem çıkmış olabilir, anlayışla karşılarım. Ama herkes aynı bahanenin altına sığınınca çok da böyle gerçekçi olmadığını belirtmeliyim. Ben alacağım deyip kesin olarak ayırtırıp kaporayı bekletenler varsa yazmasın. Alacaksanız kuşun bayram sonrası da alsanız kaporasını atarsınız, dersiniz ki ben bu kuşu istiyorum. Bayramdan sonra ne zaman istiyorsanız kuşu ben size teslim ederim. Şimdi burada bir bebişimiz var. Bu bayramda yeme düşecek. Bayram çocuğu olacak. El öpçe karşılık alacak. Dur kız düşme. Dişidir. Bilginiz olsun. Dur bekle. Violet. Almak isteyen olursa 70. Bir saniye. 73 olarak gördüm arkadaşlar. 73 numara olarak gördüm. Bir ufak yanılma olabilir. Tam net göremedim çünkü. Bir de şu bebek var. Bunu annem ben hemen gittikten sonra ayıracak. 70 numaraydı yanlış hatırlamıyorsam. Bu da violet dişi. Almak isteyen olursa bunu da vereceğim. Diğer geri kalan iki tane kuşumuz da çek. Onların da bir kesin erkek, diğeri daha netleşmedi. Almak isteyen olursa onlar da verilecek. Kuşlar arasında bu yuvalığımız böyle. Şimdi burayı göstereyim ama bunlar satılık değil. Çünkü bunlar verildi. Bu ikisi verildi arkadaşlar. Yeni sahiplerini bekliyorlar. Bayramdan sonra onlar da teslim edilecek. Burada sürpriz bir yumurtamız var. Sultan. Yani anne böyle bakıyor bakmıyor. Beslemeye çalışıyor, besleyemiyor. Şu anda da kapıda zaten. Yani bunu halama vereceğim ya da bir tanıdığımız var, ona vereceğim. İçinden bir tane daha yumurtası var. Yarın işte yavrularla beraber teslim edeceğiz bunları. Daha sonrasında kendileri diğerleri yani muhabbet yumurtalarını çıkartıp baksın, onda bir problem yok. Yani kapıdan bakıp duruyor. Bebişimiz bu şekilde çıkıyor ama işte bunlar yaşamıyorlar arkadaşlar. Anne baba bakmayınca yaşamıyorlar. Biraz sıkıntı yaşıyoruz bu konuda. Buradaysa bizim minik bebişler. Yani gerçekten hepsi renk cümbüşü. 3 erkek 3 dişi var burada. Şimdi siz de görün diye detaylıca anlatıyorum. Şunu vereceğim. Erkek bu renkte. İsteyen olursa bana ekran fotoğrafıyla atabilir. Ya buraya alayını vereceğim diyor. Bu da erkek. Violet. Şu dişi. Biliyor musun? Bu dişi. Dişi. Şunu galiba göstermedim. Bak bu da dişi. Bunu erkek demiştik galiba. Bu dişi. Almak isteyene bunları da vereceğim. Burada genelde renklenmemiş bebekler var diye hatırlıyorum. Evet, gerçekten de öyle, bir saniye. Burada renklenmemiş bebekler var. Birazcık mamayla beslerken şey oldular. Mama oldular. Tüyleri yapış yapış oldu. Yere çok pembe. Erkek olduğu belli. Ama diğerleri daha belli değil. Bunları da bayramdan 2 hafta sonra falan ancak veririz. Bayram geçer, bayramdan sonra o 2 hafta da geçer ancak öyle. Yani onların daha zamanı var. Yine aynı şekilde bunların da öyle. Haziran sonu gibi falan verilir.
Burada zaten başka kuş yok. Anneme böyle ufak ufak notlar yazdım. Yuvalıkların üzerine karıştırmasın diye ne yapması gerektiğini. Hangisinde ne yavru olduğunu, işte ne verilecek, ne edecek hepsinin şeylerine, hangi yavrular ayrılacak vesaire bayağı bir üzerlerine not düştüm. Şimdi salmalara bir yem vereceğim. Çok döküyorlar arkadaşlar. En çok yani sıkıntı yaşadığım konu bu. Salmalara inanılmaz yem döküyorlar. Onları bir çözebilirsem iyi olacak. Ben yokken annem mamalarını verecek, sularını verecek. Tazeleyecek. Banyo ara ara verir. Havalandırmalarını açacak. Yani muhabbetlerde, dişilerde de vereceğim var. Takım olarak da vereceğim var. Şu anda salmalı yumurta atanlar da var. Bakın şu altta yumurta var. Yani yarın bir temizlik yapacağım. Aklan kara belli olacak. Sayım yapmayacağım bakın temizlik. Döndükten sonra da birkaç gün işten izin alıp bunların temizliklerinin detayını yapıp sayımlarını vesaire bitirmem gerekecek. Yaza artık kafesleri mafesleri toplamam lazım. Sonrasında tadilatçılar gelecek zaten muhabbetlerden sonra. Yani muhabbetlerin kuruşkalarından sonra sultanlar da tamamen işi çektik diyebilirim. Artık bundan sonra top bizde. Sultan anne babalarda bir şey kalmadı. Birazcık da erkekleri göstereyim. Sonrasında videomuzu kapatalım. Erkeklerde biraz daha durum pozitif kişilere göre. Çünkü bunlarda vereceğim kuş sayısı bir tık daha az. Takımlar var sadece vereceğim. Takımlar dışında öyle çok fazla bir kuş yok. Genel olarak yani erkekler biraz daha stabil ilerliyorlar. Biraz daha bu konuda anlayışlar. Bir de damızlık olarak erkeklerde şunu kendim ayırabilirim. O üst basıp vereceğim dediğim kuşu. Bakın şu arkadakini kendim ayırdım. Eşek sıpasını. Şuradakini kendim ayırdım. Violet çok lazımdı bana. Sezon içerisinde güzel üreteceğim kuşlardan. Galiba onun yanındaki, evet şu bende, onun yanındaki bende. Böyle işte birkaç tane kuş var kendim ayırdım. Onlarla da inşallah ilerleyen günlerde damızlık olduklarını görürsek güzel işler çıkartacağız gibime geliyor. Son sezonumuz gibi hissediyorum. Bakalım doğru mu hissediyorum? Yani bundan sonra Allah bilir. Ben de zaman neyi gösteriyorsa onu yapacağım. Bunu yap, yani düşünmemin sebebi şu, zaten neredeyse ben 10 senedir üretiyorum. Bu ürettiğim süre zarfında da yani yapmam gereken her şeyi yaptığımı düşünüyorum. Yani en doruklarına kadar yaşadım bu üretimi. Büyük papağan grubunu çok istiyordum. Bilmiyorum bunlardan sonra bir takım olsun yapar mıyım ama zannetmiyorum. Ayağıma bağlayacak hiçbir şey istemiyorum şu saatten sonra. Bunun haricinde muhabbetlerde de durumları zaten aktardık. Bugünlük bizden bu kadar. Öyle çok bir şey yok. Sadece dediğim gibi yavruları göstermek istedim. Herkese tekrardan hayırlı bayramlar. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.